Selamünaleyküm arkadaşlar. Eski mekanlarımdan birine geldim. Bugün 1 Ocak 2022, yeni yıla girdik. Hepinizin öncelikle yeni yılı kutlu olsun. Nice mutlu senelerimiz olsun inşallah. Bol mantarlı, bol doğalı, bol temiz havalı. Etrafı bir göstereyim mi? Çok güzel bir yerdeyim. Burası benim için hem güzel hem kötü hatıralarla dolu. Pek çok mantar topladım burada ama düşüp kolumu kırdığım, ciddi yaralanmalar yaşadığım yerlerden bir tanesi. Umarım kaza bela gelmez başımıza. Bol miktarda avcı geliyor. Avcılar çok dolaşıyor. İlk ocağım, ilk ebişke ocağım. Burada ebişke arıyorum bu arada ama başka mantarlar bulursam onları da çekeceğim sizin için. İlk ocağıma uğradım, boştu. İkinci ocağıma gelmek üzereyim. Dolu olduğunu düşünüyorum. Henüz gelmeden videoyu başlattım. Kırıltı, çibe, ceotropa, dediğim gibi bal kadın, ebişke bakıyorum. Hatta şöyle biraz ebişkeden bahsedelim mi? Yeni adı Infundibuli sibe ceotropa. Nasıl söyleyeyim? O kadar çok isim takılmış ki. Biz mesela Biga'da pırnal merkezi deriz. Ege'ye doğru indikçe pırnar mantarı, pırnal mantarı derler. Türkiye genelinde malgadın derler. Kullanışını biraz köreltmeye çalışıyoruz. Bu konuda tartışmalar var. İşte malgadın sıkıntı yok, eskiden mal hatun vardı gibi söylemlerde bulunanlar oluyor ama hoş olmayan şeyi değiştirmek lazım. Bal kadın deniyor, ebişke deniyor, sıraca deniyor, kurt kulağı deniyor, et mantarı deniyor, börek mantarı deniyor, gürgen mantarı deniyor, başka etçe deniyor, ak mantar deniyor, deniyor da deniyor. Mümkün olduğu kadar teke düşürelim. Türkçe isimleri Latince bilimsel isimleri gibi tek kullanmaya çalışalım. Hangi isim en yaygın? Ebişke yaygın ya da bal kadın yaygın diyelim. Onu yayalım. Onunla devam edelim istiyorum ben. Kapatayım videoyu. Ava devam edelim. Çok fazla konuşmayayım. Kermes meşesi, davulgalar, laden bitkileri. Öyle bir ormandayım. Yer yer meşe var, yer yer çam var. Çok karışık. Yani aşırı karışık bir yer. Görüşürüz bakalım. Evet, şurası arkadaşlar. Sol tarafım. Of, dön bakalım aslanım. Oh, görüyorum, görüyorum, görüyorum. Bir adet, bir adet mi? Bir adet olmaması lazım. Bal kadın ebişke çıktığı yerde ocaklar halinde çıkar. Biraz alçak sürünme yapacağız. Şöyle aşağıya doğru bakmak istiyorum. Yok. Şimdilik şunu koparalım. Burada bugün çok güzel mantarlar çekeceğimi düşünüyorum sizin için. Şununla bir başlayalım. Tam arkada çıkmış o da. Devam edeceğim. Çok güzel. Bismillah dedik. Siftahı bizden, bereketi Allah'tan. Ebişke'yi daha önceki videolarımda bol bol anlattım zaten özelliklerini. Yine aynı konuya gelmek istemiyorum. Kurtsuz olması çok güzel. Temiz. Mantar avında yanımıza neler alıyoruz? Bıçağımız. Tabii şöyle sağlam bir bıçak. Zararlı maddeleri gözünden kaldıralım. Şöyle sağlam bir bıçak da olsun. Yanınızda ne olur ne olmaz ormanda kullanabileceğiniz. Suyunuzu alın. Meyve alın yanınıza. Ben meyveyi başlarken yedim. Size enerji verecektir. Ya da doğadaki bitkileri iyi biliyorsanız yorulduğunuzda birkaç ekşi otu atıverin ağzınıza, kuzu kulağı. Ya da dağ çili sizi dinlendirecektir. Fırçanız olursa iyi olur. Benim fırçam yok yanımda. Sepet şart. Su mutlaka olsun. Susadıkça için. Öyle yorulduğunuz zaman, efor sarf ettiğiniz zaman su size zindelik verecektir. Susuz olmaz. Su candır. Başladık. Hadi. Evet. Daha önce defalarca söyledim. Yine söyleyeceğim. Balkadın'da ocak vardır arkadaşlar. Geçen sene, ondan önceki sene, daha ondan önceki sene bulduğunuz yerin yanında, yakınında, aynı yerde çıkar genelde. Şurada trikolama görmüştüm. Evet. Burada bir tane çam var.
İnce bir trikolamadan bahsedelim mi? Trikolama, terum, kara kız mantarı. Tüketmiyorum, biraz şaiba var o konuda. İtalyanlar yenilebilir diyor. Çinliler tüketilmez diyor ama biz asıl konumuza gelelim. Tabii ki wow kadın. Geçen sene şöyle göstereyim. Şu aşağıda bulmuştum hemen. Şurada. Bu sene de hemen onun yakınına geldim ve nefis örnekler buldum. Süper. Bunları koparmadan önce bir resim alacağım. Daha sonra toplayacağım. Bakın, kırıta çiğbe. Fragrance. Evet, kırıta çiğbe fragrance çok yakınında. Bu da kırıta çiğbe geotropa. Lamelleri hemen hemen aynıdır. Birazdan onu tekrar gösteririm size. Bu zehirli fragrance. Kırıta çiğbe geotropa bal kadın ise en iyi yenebilir türlerden biri. Aradaki fark o. Dönüyorum birazdan. Haydi bismillah. Oh. Çok sağlam. Şu an 1 Ocak. Normal şartlarda bunların işte don olup, kar olup bitiş evrelerinin yaklaşması lazımdı. Ama bu sene havalar çok soğuk gitmediği için hala bulabiliyoruz. Çok rahat buluyoruz. Bakın bu da Kalite çiğbe fragrance. Nasıl karıştırılabilir bir tür değil mi? Ama sapın farklılığına bakacağız şimdi. Aslında bir saniyenizi rica edeyim. Evet. Az daha. Sapı kesiyorum. Sıkıyorum, parçalanmıyor. Koku sadece bal kadına özgü harika bir koku. Başka bir türe benzemez. O yüzden rahatlıkla ayırabilirsiniz. Tamamen kurtsuz. Bu mevsimde özellikle son zamanlarda sap ortasında delik olabiliyor. Normalde kapalı bir sap. Üstte bir umbo. Kenarlar taraklı. Bu da zehirli fragrans. Bakın aynı sap dağıldı. Bunu tutuyorum. Su fışkırıyor. Evet, yarıldı ama dağılmadı. Her dağılmayan tabi kırıta çiğbe geotropa diye götürmeyin. Onu da bir bilene sorun. İyice emin olun kokusundan, dokusundan. Daha sonra tüketin. Hemen mantar şakaya gelmez. Evet, şu an benim gördüklerimi görmenizi isterdim. Kimisi göçmüş, yıkılmış. Ama bir kısmı hala ayakta ve beni bekliyor. Cevap kafa. Aslında bu sadece devrilmiş. Burada çok fazla domuz var. Domuz avına gelenler var. Muhtemelen köpeklerden ya da domuzlardan biri devirdi. Ben burada daha çok mantar olduğunu düşünüyorum. Bakacağız şimdi birlikte. Evet. Epey yorulduk bugün ama değdi. Birkaç kişi daha geliyor. Çok güzel örnekler. Genç ve taze örnekler. Bakalım. Maşallah. Harika. Daha vardır burada.
Her sene bu derenin içinde, şöyle dere burası, ormanın arasında küçük bir dere. Mutlaka Ceotrop'u buluyorum. Bu sene bulamayacağımı düşündüm bir an. Yani aşağıdan yukarı çıktım, hiç gözükmüyordu. Normalde ortalık yerde olur. Bunun içine saklanmışlar. Gayet güzel örnekler. Sanırım batma. Son demlerini yaşamaları gerekirken, havanın, yağışın güzel olmasıyla, hava sıcaklığının da uygun olmasıyla birlikte yeniden çıkmışlar. Bakın bu kurtlanmış. Çok kurcalamayalım. Diğerleri burada. Yine çok güzel örnekler. Ve çok güzel saklanmışlar. Şunu da alayım. Dağıtmadan. Hoppa. Dört tane. Müthiş. Gerçekten çok genç çevre şu an bunlar. Çoğu bulduğum mantar yaşlanmış. Epey son zamanları gelmiş artık. Ama bunlar muhteşem. Bal kadına çok güzel örnekler. Ceotropa. Bal kadın. Bugün 1 Ocak ve hala muhteşem gençlikte bal kadınlar bulabiliyoruz. Wow! Sen kimsin? Muhteşem bir hayvan. Keşke çekebilseydim ama gitti. Çok büyük bir kuş türü. Ne olduğunu bilmiyorum tam. Ah, efsane bal kadınlar bulduk. Devam. Evet. Akşam olmak üzere. Akşam ezanı da okunuyor. Geçenlerde İsmail Dönmez abi İskoçya'da yaşıyor kendisi, sitemizin de yazarlarından. Güzel bir soru sormuştu. O manzaraya bakar mısınız? Nedir mantar diye? Nedir mantar avcılığı diye? İşte böyle bir şey. Akşam olmak üzere. Keşke çocuklarım da burada olsaydı. Tabii çocuklarıma kavuşmak istiyorum ama mantar toplarken eve gitmek istemezsiniz. Akşam olsun istemezsiniz. Ceotropalarım var. Dehşet bir tutkudur. Biraz daha, biraz daha. Hadi biraz daha bulayım istersiniz. Manzaramı göstereyim size. Efsane. Daha arkada dağlar, düzlükler. Gerçekten efsane. Manzaraya. Muhteşem. Hele şuradaki dağlar, bulutlar. Allah'a emanet. Başka bir videoda görüşürüz. Selametle.